Merhabalar. Bugün belki de en zor anlaşılan arızadan bahsedeceğiz. Yani konumuz egzoz tıkanırsa ne olur, ne gibi belirtiler verir, nasıl anlaşılır bunlardan bahsedeceğiz. Egzoz deyince sadece egzozun çıkışının tıkanması gibi düşünmeyin. Egzozda bildiğiniz gibi bir ya da birden fazla filtre, yine iki ya da ikiden fazla susturucu bulunmakta. Bu parçalar zamanla tıkanabiliyor. Tıkandığı zaman da ortaya çıkan belirtiler genelde farklı arızaların belirtilerine benzediği için egzoz tıkanıklığı nasıl anlaşılır bilmeniz önemli. Farklı arızalarla karıştırılabiliyor. Hatta çözülemeyen arıza sorunlarının çoğu egzoz kaynaklı da olabiliyor. Özellikle çekiş düşüklükleri, hararet sorunları gibi birçok sorun egzoz kaynaklı olabiliyor. Daha fazla meraklandırmayalım, videomuza başlayalım. Öncelikle egzoz tıkanırsa ne olur? Bunlardan bahsedelim, yani belirtileri ve bu belirtileri sizin nasıl anlayabileceğinizi. Ondan sonra da bu egzoz tıkanıklığının motor etkileri, en sonunda bu egzoz tıkanıklığının açılmasıyla alakalı neler yapabileceğinizden bahsedeceğiz. İlk olarak egzoz tıkanırsa ne olur sorusuyla başlayalım. Araçlarda en çok ısı üreten ve en çok ısıya maruz kalan yer egzoz sistemidir. Çünkü yanan yakıt direkt olarak egzozdan atıldığı için aşırı ısı genellikle egzoz sistemi üzerinde olur. Eğer egzoz sistemi dışarıya rahatça mevcut gazı atamadığı zaman bu ısı araca hararet olarak geri dönecektir. İlk olarak egzoz sistemi tıkandığı zaman araçta hararet sorunları sık görülür. Sadece bu atılamayan sıcak gaz yüzünden değil, araç egzoz gazını rahat olarak dışarı çıkaramadığı zaman zorlanmaya başlayacak. Zorlanma eşittir hararet. Bu da bir kısır döngüye neden olup sürekli motor ısısını arttıracaktır diyebiliriz. Yani çözülemeyen hararet sorunlarınız varsa egzoz sistemini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Bir diğer durum çekiş. Az önce bahsettiğim gibi egzoz gazının rahat atılamaması aracın performans sorunları yaşamasına neden olacaktır. Çünkü dışarıya atılamayan gaz yanma odasına geri tepme yapacak. Bu geri tepmede bir pozitif basınç oluşturup silindir hareketlerini zorlaştıracaktır. Yani düz yolda çıkarken sanki %30 eğimli rampa çıkıyormuş gibi silindirlerin hareketlerine engel olacaktır diyebiliriz. Tabii bir önceki konuya da dönelim. Aşırı ısı sekman erimelerine kadar yol açabiliyor. Egzoz tamamen tıkandığı zaman, rahat gaz çıkışı yapılamadığı zaman. Konumuza dönecek olursak, çekiş sorunları, aracın özellikle rampada bayılması, aracın performans kaybı ve tabi paralelinde fazla yakıt tüketim sorunları, özellikle katalitik konvektörün tıkalı olması ya da son susturucu, orta susturucu gibi parçaların tıkalı olmasıyla alakalı olabiliyor. Peki bu parçalar neden tıkalıyor? Katalizatörün neden tıkandığını hepimiz az çok biliyoruz. Filtre zaten. Ama özellikle susturucu parçaları zamanla çürüyen parçalar. İç kısımları bunların labirent gibi zaten. Bu labirent gibi olan egzoz susturucunun iç kısmını zamanla çürüyüp içeriye dağılabiliyor ve susturucunun tıkanmasına neden olabiliyor. Bu da dışarıya rahat bir gaz salınımının önüne bir engel oluşturuyor. Keza katalitik konvektörler içeride parçalanabiliyor. Alttan alınan bir hasar, katalitik konvektörün aracın altının sürtülmesiyle bir yere sürtülmesi gibi nedenlerle katalitik konvektörden kopan, çıkan parçalar susturucuları tıkayabiliyor. Bir diğer durum rölantide ve aracın stabilizasyonunda bozulmalar. Tabii bu geri tepen ve aracın egzoz gazının rahat atılamaması aracın rölantisini tamamen bozacaktır. Çünkü rölantisini dengesizleştirecektir. Egzoz gazının tıkanıklığının ölçüsüne göre bu belirtiler genellikle eş zamanlı görülür. Yani araçta hararet ve aynı zamanda çekiş düşüklüğü görülür. Kısacası egzozunuzun tıkalı olduğundan şüphe ediyorsanız genellikle bu birkaç sorunu aynı anda aracınızda görüyor olmanız gerekir diyebiliriz. Egzoz neden tıkanır? Tıkalı egzoz hararet yapar mı? Belirtileri vesaire hepsini bahsettik. Gelelim temizlik konusuna. Susturucu parçalarının dolması durumunda bir temizlik maalesef ki yok. Çünkü susturucuların içinin temizlenmesi söz konusu değil. Eğer orta susturucu ya da son susturucularınızda bir tıkanıklık varsa bu parçalar kesilerek yeni yenisi takılır ve sorun ortadan kaldırılır. Yalnız katalitik konvektörlerin temizlenmesi hem bazı katkılarla hem aracın bazen kendi yazılım ve sistemiyle ya da katalitik konvektörü sökülerek içinin temizlenmesiyle olabiliyor. Neden biri varken diğeri yok? Çünkü egzoz susturucuları ucuz parçalar. Ama katalitik konvektör içinde bulunan değerli metaller yüzünden oldukça pahalı bir parça. Tıkadıklığı durumunda değiştirilmesi yerine temizlenmesi daha ön planda önerimiz. Çünkü temizliği ve değişimi arasında 10-20 kat fark olabiliyor. Bu yüzden eğer aracınızda katalitik konvektör kaynaklı bir egzoz tıkanıklığı varsa temizlenme ilk çözüm olacaktır. Peki bu tıkanıklık nasıl anlaşılıyor? Yani katalitik konvektörde mi, susturucuda mı vesaire? Bunu da şöyle söyleyelim. Flexible kameralar var. Artık yeni nesil egzoz servislerinin hepsinde mevcut bu. Aracın katalitik konvektör ve egzoz manifold kısmındaki vidalar sökülüyor, ayrılıyor. İçeriye ışıklı kamerayla girilip katalitik konvektör, keza arka egzoz borusundan içeriye girerek son susturucunun iç kısımları,
ve orta susturucunun iç kısımları kamerayla kontrol ediliyor. Yani sökülmesine, parçanın içine bakılmasına bile gerek yok. 15-20 dakika içinde egzozun tıkalı mı değil mi bir egzoz servisinde bunu rahatlıkla kontrol ettirebilirsiniz. Bu flexible kameralı yöntem hem kısa sürüyor, 10 dakika içinde size sonucu söylüyorlar, hem de ekonomik bir yöntem. Egzozunuzun tıkalı olduğundan şüphe ediyorsanız bu şekilde flexible ışıklı kamerayla tıkanıklık kontrolü yapan egzoz servislerinde, ki egzoz servislerinin %60'ında 70'inde bu sistem artık var, bu şekilde kontrol ettirebilir ve arızanız gerçekten bundan mı değil mi öğrenebilirsiniz. Yani bir bobin arızalı mı ya da turboda bir sorun var mı kontrol etmekten çok daha basittir egzozda bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmek. Harici zaten bir sıkıntı varsa da motor arızalanmanız yanmaya başlayacaktır diyebilirim. Bu konu haricinde katalitik konvektörün arızası ayrıca nasıl anlaşılır? Katalitik konvektör nasıl temizlenir? Tıkanırsa ne olur? Birçok videomuz var özellikle katalitik konvektör, katalizatörle alakalı. Bunlarla alakalı zaten bir çalma listemiz var. Detaylı bu parçaların arızalarıyla alakalı genelden ziyade özel bilgiler almak istiyorsanız o videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bizlere ve kanalımıza destek olmak için abone olmanızı rica ederiz. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz videoyla alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.